Ülkede bugün yaşananları çözümlemenin anahtarı dünde gizlidir. Gelin o anahtarı hep birlikte arayalım mı? Önce 2. Abdülhamit'ten başlayalım öyleyse. Osmanlı'nın modernleşmede önünü açan, yurdun her köşesinde yüzlerce okul yaptırıp kız çocuklarının öğrenim görmelerini sağlayan Abdülhamit'in başına gelenlerden. Bugün bile övgüyle söz edilen birçok büyük proje onun döneminde gündeme gelmişti. Mesela orada Sivas Dereyolu projesi onundur. 100 yıllık proje 2017'de hayata geçecek ve bu yol sayesinde Karadeniz en kısa süre içerisinde Akdeniz'e bağlanacaktır. İstanbul'da bugünlerde ortaya atılan ve yapılan birçok proje de onun fikridir. Anlatacak çok şey var elbette. Bence en önemlisi Osmanlı'nın tüm borçlarının silinmesi ve kendisi hakkındaki kara propagandanın bitirilmesi karşılığında bugünkü Kudüs ve çevresinde toprak satın almak isteyen Yahudilere verdiği cevaptır. Ceddim o toprakları kanlarını dökerek almıştır. O toprakları almak isteyenin aynı şekilde kanını dökmesi gerekmektedir. Egemen güçler boş durmamış, Avrupa ayranı bir takım aydınlar da onların tezgahına gelmiştir. Kadere bakın ki onun tahttan indirildiğine dair kararı tebliğ eden 4 milletvekilinden sadece biri Müslümandır. O 4 kişinin arasında Abdülhamit'ten parayla toprak isteyen Yahudi kökenli Emanuel Karasu da vardır. Bırakın padişah, sıradan insan için bile kahredici bir durum değil midir? O yüzden ona haksızlık yapılmasını vicdansızlık sayarım. Mustafa Kemal Atatürk'le devam edelim. Bütün olumsuz şartlara rağmen milli mücadeleyi başlattığında İstanbul başta olmak üzere ülkenin her yanı işgal altındaydı. Silah arkadaşlarıyla birlikte Samsun'a çıktığında Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı atılmıştır. Samsun o yüzden ilk adım şehridir. Anadolu'yu emperyalizme karşı örgütleyen bir büyük asker ve siyasi deha Mustafa Kemal ile arkadaşlarına çok şeyler borçlu olduğumuz bir gerçektir. Bugünlerde yeniden hortlayan, serf ve benzeri anlaşmaları yırtıp atan da büyük lider Mustafa Kemal Atatürk, yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken bağımsız Türkiye idealiyle ülkeyi yeniden inşa ediyordu. Ama İngiliz ve Amerikan mandacıları ile Avrupa'nın uşaklığını yapan işbirlikçiler yine tezgah peşindeydi. 6 Mart 1922'de mecliste yaptığı konuşmada onlara seslenerek ''Hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatleriyle yükselsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir.'' demiştir. Bu milletin birlik ve beraberliğiyle kazanılan bu zafer olmasaydı bugün camilerden ezan sesi yerine çan sesleri yükselmeyecek miydi? Anlatacak çok şey var elbette. Ona haksızlık yapılmasını vicdansızlık sayarım. Bugünün sırrını çözecek o gizli anahtarı aramaya devam edelim. Atatürkçülük adını yola çıkıp 12 Eylül ihtilalini yapanlar yine onun önemli üzerinde durduğu kurumlar ile partiyi kapatmadı mı? Amerikalılar ihtilali yapanlara bizim çocuklar dememiş miydi? Ülkeyi küresel güçlerin kucağına oturtmaktan başka işe yaramayan bir darbe bağımsızlık isteyen sesleri kısmıştı. Bugünü çözümleyecek o gizli anahtara daha çok yaklaştık. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni itibarsızlaştırmak için düzmece belgelerle, deneyimli komutan ve askerlerle ülkesi için yüreğe çarpan gazeteci yazar, bilim adamları cezaevlerine atanların arkasındaki küresel güç kimdi? Türkiye'yi zora sokmak için Avrupa başkentlerinde her türlü hainliği göze almış piyonlar kime hizmet ediyordu? Farklı terörist grupları bir araya getiren üst akılın gerçek amacı neydi? Cevap Atatürk'ten gelsin. Bağımsızlığımızın düşmanı olan bizi ekonomimizi geliştirme gayretinden, böylece kalkınma hedefimize erişmekten alıkoyan iki kuvvet vardır. Biri dış bedbahtlar, dış düşmanlardır. Bunlar ülkemize sömürge yapmak isteyenlerdir. Bunun için de uyanmamızı, kalkınmamızı istemeyenlerdir. Ancak bizim için dış düşmanlardan daha zararlı, daha öldürücü birileri daha vardır ki onlar da iç bedbahtlardır. Aramızdaki hainlerdir. Bunlar biz büyük bir devletin yardımı olmaksızın varlığımızı koruyamayız der, dış düşmanları yanaşır, onları hizmet ederler. Ulusal bağımsızlığımızın en büyük düşmanı asıl bunlardır. Çünkü onların işbirliği olmasa dış düşmanlar zerre kadar zarar veremez bağımsızlığımıza. Anahtarı bulduk işte. Açın akıl kapılarını ve ülkede yaşananları bir kere daha hatırlayın. Doğum günün kutlu olsun, Atam.